Enem Arat benim de geldik en heyecanlı ana. Bakalım Hanife Hanım menüsüyle, becerisiyle haftanın ilk gününde toplam kaç puan ulaşacak? Tabii ki hanımlar nasıl puan verecekler hep birlikte göreceğiz. Hanımlar buyurun bugün Hanife Hanım'ın hamaratlığına puanlarınızı verin. Hadi bakalım. Gizem Hanım, bugün Hanife Hanım'ın hamaratına kaç puan verdiniz? 4. 4 puan geldi hanım. Hem de büyük bir 4 yazmış peki. Evet, sizden alalım hanımefendiciğim. Şenay Hanım, Şeyma Hanım. 3 puan geldi Şeyma Hanım'dan. Ama ben burada bir yanlışlık yaptım. Onu size de söylersem yazılmışken bitiyor mu? Puanınızı değiştirmek isterseniz değiştirebilirsiniz şu anda. Evet. Son puan ama yalnız şunu öğrenmek istiyorum. Son puan değiştirilmeden ya çevirmeden siz puanınızı değiştirebilirsiniz de sebebi nedir? Ne yanlış yaptınız? Yo, aklıma şöyle ben aslında rakamı söyleyeyim. Yok rakamı söylemeyin de. Atıyorum biraz. Yani düşük yükseltecek misiniz evet, şimdi? Evet düşük yüksek yazmak isterken düşük yazdım. Bence tamamen acemeyle. Bizden etkilendi. Hayır sizden çok yanlış. Etkilenmedim. Hayır. Hayır. Görürsün de zaten. Bence ne görüyorsanız onu yazmanız gerekiyordu. Şu an etkilendim. Yani tam puanlama terazisini kendinizce kuramadınız arkadaşlardan mı yol aldınız? Hayır hayır öyle bir şey yok. Hatta burada da görürsünüz. Peki o zaman şöyle yapalım. Puanınızı çevirin bize bir gösterin daha sonra yükseltin bakalım. Şöyle. Lezzet olarak süper ve çünkü tuzsuz seviyorum ben. Kesinlikle iddialıydım hanımefendinin elinde açacağına. Çünkü çok hamarat bir tavrınız, duruşunuz var. Ondan dolayı anladım. Valla pilavına bayıldım açıkçası. Öyle her bayanın hakkına değil tane tane bir pirinç pilavı yapmak zor bir yemektir. Ben kendi adıma söylüyorum. Gerçekten helal olsun. Elinize sağlık. Bu saatte nasıl çıkardınız bunca şeyleri? Hep hamuru şey el aşma. Tebrik ediyorum sizi. Tatlı zaten böyle olur. Bu tatlı böyle olur. 2 puan gelmiş Hanife Hanım'dan. İşte yanlış yaptım. Bak burada bocaladım hatta. Diyorsunuz ki benden etkilendi. Ama bu ne yazı peki? Kapattınız. Ama onu da silebilirdiniz. Ama, ama aklıma gelmedi ki. Bir şey söyleyeceğim. Sen iyi yorumlar bir kere hata da yapmıştın. İkinciye mi bak, hata yaptınız? Bak Şeyma'dan iki beklerden Hanife'den inşa. Kesinlikle benim yani. Hayır neyim yani bilmiyorum size. Benden mi? Evet iki puan olabilir mi ya? Yaptım. Bak burada üç yapayım derken yanlış yaptım. Bence karaladım ay, onu. İnsan kız bir kere Nuray abla sen üçü yazabilecek bir kadınsın tahtaya. Hayır değil. Ben bocaladım diyorum. Orada etkide iklimde yani kaldım. Şimdi biraz Şenay, biraz Şeyma sanki haklı gibi çıktı. Hani kesinlikle tam dengeyi kuramadın onlardan yol almışsın gibi. Sizce iki verilir mi ya böyle bir masaya? İki ona saatte yetiştiriyorum. Şey kesinlikle. İki tane el açması yapıyorum. Değiştirmesi yapmış. Bak üç yapayım derken. Yani böyle ya bir şey. Burada bocaladın bakınız. İyi ablama bunu burada hiç yapmakta ne var? Bu, bak, pardon da bu aynı A gibi olmuş yani. Üç gibi. Bence sen öyle yıldız mı yapmaya çalıştın da yapamadın? Hayır değil. Ama lütfen gel. Gerçekten bak şöyle yapmaya çalışsam bocalarsın yani lütfen. Peki yani. Değiştirmek için buyur değiştirebilirsin abla. Yani böyle bir şey yok ya böyle. 3 verdin. Evet aynen öyle. Ne verdin? 3 verdim. Hani yazmamışsın? Aha. Yok şimdi çevirdi 3 yaptı. Üçlük, üçlük masamı siz o kadar beğendiniz. İçimden o Nuray abla şöyle tam kaldı tasla görsün. Çok üzgünüm. Ya içimden öyle geldi olur mu? O zaman ben de size 2 veririm. Ya içimden o geldi. Ya çok özür dilerim işte değil öyle mi? Yaptım ne yani. Ne saçmalar. 3 puan geldi Nuray neyse, Hanım'dan. Neyse o olalım. Nuray Hanım kendini oynuyor ama oynamayı da bilmiyor. Nuray Hanım'ın puan değiştirmesi gerçekten çok saçma oldu. Etkilendiğini düşünüyorum. Gizem ve Şeyma Hanım'dan etkilendi. Siz benim kalbimi okuduğunuzu sanıyorsunuz ama bakınız. Yok biz tahtayı okuduk Nuray abla. İlk programımın. Kesinlikle. Ha şöyle kalbimi okudu hesaplı öyle diyor ya diyorlar ya. Ha anladım. Sen diyor benden bizden etkilendin de diyor değişim. Yarın ilk puanı senden alacağım ona göre puan ver. İlk puanı yarın senden açacağım bence bakalım. Bence bundan sonra bütün haftayı ilk Nuray Hanım'dan rengide. Başlayın. Peki. Tamam olabilir. Şaziye Hanım son puanı çeviriyor. Bakalım Hanife Hanım Şaziye Hanım'ın puanıyla toplamda kaç puan ulaşacak? Hazır mısın? Hazırım ne yapayım? Haydi adalet buyurun çevirin Şaziye Hanım. Adaletli olurum bu kadar basit. Kaldırıyorum. Evet çevir bakalım. Kaç puan geldi? Oo, 4 puan geldi Şaziye Hanım'dan da. Ay vallahi çok teşekkür toplamda ederim.
14 puana ulaştınız Hanife Hanımcığım. Ellerinize kollarınıza sağlık. Gayet güzel, enerjik, güler yüzlü bir hanımefendisiniz. Ya ben güzel dağırladınız. Benim enerjim onlara yansıdı zaten. Haydi bakalım. Yarın gün ola harman ola kimin evindeyiz? Benim Şaziye Hanım'ın evindeyiz. Bekliyorum. Çilekeş Şaziye Hanım evlilik hayatı boyunca neler çekti? Üç oğlanın ardından sürekli iş yapan Şaziye'nin yarın dertlerini dinleyeceğiz. Ve tabii ki de baklava sürekli yapıyorum dedi. Bakalım yarın hangi tatlıları yapacak, neler yiyeceğiz. Nereliydi Şaziye abla? Samsun. Aa, oh. Yarın bol bol oynayacağız. Tatlısı gibi yapabilecek mi acaba? Göreceğiz. Merak yarın ediyorum. Aynı saatte. Size ben bir şey söyleyeyim mi? Daha bir şey söyleme gidiyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Şimdi Hanife Hanım'ın hamaratına ve temizliğine puan vermek üzere gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Haydi bakalım. Evet Hanife Hanım'ın eline koluna sağlık. Haftanın ilk gününde bomba gibi geldi vallahi. Enerjisi de hızı da gayet güzeldi. Mutfakta elinden geleni yaptı. Baklavası da gayet güzeldi. Böreği de çok lezzetliydi. Yalnız ben Nuray Hanım'ın ikisine nasıl şaşırdım. O kadar böyle ince ince yorum yapan hanımefendi çat diye ikiyi verdi. Ama yalnız ben de yanlış karar verdiğine inanmadım. Bence kararsız kaldı ve arkadaşların puanıyla yol aldığını düşünüyorum. E hakkımızda hayırlısı diyelim, ne diyelim. Şimdi Hanife Hanım'ın hamarat ve temizliğine puanımı veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.